Beni duyuyor musun Rıza? Duyuyorsun biliyorum. Buradayım bak. Hepimiz buradayız. Seni bekliyoruz. Ayağa kalkmanı. Özledim seni Rıza. Daha sabah gördük birbirimizi deme. Özledim. Ne oldu anlamadım. Birden o kadar uzağa gittin ki. O kadar uzun zaman geçti ki elini tutmayalım. Daha bu sabahtı biliyorum. Ama hissettiğim öyle değildi Rıza. Sanki çok uzağa gitmişsin gibi. Gitme Rıza. Aç gözünü. Bak hepimiz buradayız. Beraber gideceğiz eve. Sen, ben, Ali, Pınar, çocuklar. Hep beraber. Kalk Rıza. Uyan. Çok özledim ben seni. Huysuzluğunu özledim. Homurdanmanı. Biliyorum. Daha bu sabah. Ama özledim işte. Hepimiz özledik Rıza. Bu kadar hatırım yok mu Rıza? Onca yılın hatırı yok mu? Bak. Herkes dışarıda. Evlatların senin için çırpınıyor. Onlara yazık değil. Ya torunları? Hani mezuniyetlerine gidecektik gözümüzü kere kere. Oynayacaktık düğünlerinde. Nereye Rıza? Nereye? Ben böyle Rıza bilmedim. Görmedim. Tanımadım. Kalk hadi. Kalk sana. Hayatım benim. Sen kavgadan ne zaman kaçtın ki Rıza? Savaşmadan nereye Rıza? Rıza, Rıza ne oluyor? Hanımefendi, sizi dışarıya alalım. Hanımefendi. Bir şey oldu çocuklar. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Of ya, of ya. Kötüleşmedi değil mi? Gelin, tamam, tamam. İyi tamam, değil tamam. mi? Hadi söyle. Hadi, sizi dışarı alalım. Tamam kızım, ne tamam. Ne oluyor? Bir şey mi oldu babama? Yok kızım, gel böyle. Baba! Hocam hastanın kalbi durdu. Atrial fibrilasyon, defibrilatör. Adrenalin yap. Baba! 200. Baba! Baba! Hadi Rıza baba. Hadi be. Bak Hüsnü abi ne doğmuştu hatırla. Baba! Baba! Dönmedi. Bikarbonat yap. 300. 300. Açıl. Çöp. Dönmedi. 300 tekrarla. Dönmüyor. Ameliyathaneye hazırlayın. Tamam. Tamam kızım. Başımıza geldi. Hiç kanama. Sen ne diyorsun? Sıkıntı yok hocam. Bünyesi kuvvetli, anestezi kaldırır. Hiç kanamayı durduramazsak durum fena. Acele edelim, akciğer pensini alayım. Tamam. Bitti işte. Buraya kadarmış.
Kılıç, konuşma böyle. Sıradaki haberimiz, biz bu yayını yaptığımız şu dakikalarda hala hayatla ölüm arasında bir mücadele veren polisle alakalı. Bugün İstanbul'da bir dram yaşandı sayın seyirciler. Yaklaşık 40 yıldır mesleğini layıkıyla sürdüren İstanbul polisinin efsanelerinden kabul edilen Emniyet Müdürü Rıza Soylu, henüz reşit bile sayılmayan bir genç tarafından vurularak ağır yaralandı. Yıllardır omuz omuza çalıştıkları amirlerini ağır yaralayan 15 yaşındaki zanlıyı intihar etmemesi için güç bela ikna eden memurları izleyeceksiniz birazdan. Sabah saatlerinde silahla yaralanan Emniyet Müdürü Rıza Soylu için hastane bahçesinde de nöbet sürüyor. Alışveriş için girdiği markette soyguncuların saldırısına uğrayan Soylu'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken başta ailesi olmak üzere sevdikleri hastaneye yakın etti. Çalışma arkadaşlarının Rıza Baba olarak bildiği ve sevdiği, saydığı Soylu'nun ailesiyle yıllık izini kullanmak üzere eşi, çocukları ve torunlarıyla birlikte yola çıkmadan hemen önce bu saldırıya maruz kaldığı bilgisi var. Rıza Soylu'yu ağır yaralayan Deniz K. adlı saldırganın intihar etmek üzere çıktığı inşaattaki son durumu almak üzere olay yerine gideceğiz. Büşra Sanay, yaklaşık bir saat süren pazarlık az önce sonuçlandı ve Deniz K. intihardan vazgeçti. Emniyet Müdürü Rıza Soylu'yu ağır yaraladıktan sonra intihar etmek isteyen Deniz K. aşağı indirildi. Zanlı buradan sorgusunun yapılacağı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek. Biz de gelişmeleri oradan takip etmeyi sürdüreceğiz. Söz yine sende Büşra. Şimdi de silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Rıza Soylu'nun götürüldüğü hastanedeki muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Bize son durumu aktarabilir misiniz? Az önce içerideydik ve Rıza Soylu'nun ameliyat sonrası alındığı yoğun bakım ünitesinden çıkartılarak yeniden ameliyata alındığı bilgisini öğrendik. Doktorları çıkanamadan bahsetti ancak daha net bir bilgi almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu arada yakınları ve sevenleri de hastaneye akın etmiş durumda. Sözü tekrar sana bırakalım. Ve biz de Kanal D ailesi olarak Rıza Baba'ya acil şifalar diliyoruz. Ve dileriz ki en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve İstanbul'u daha güvenilir bir şehir yapabilmek için son 30 yıldır yaptığı gibi gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam eder. Ve sıradaki haberimiz İzmir'den. Şimdi gidelim İzmir'e. Görüyor musun işi? Bizim yapmadığımız kalmadı. Bu ekipten birini kıstırıp gebertemedik. 15 yaşında bir velet çıktı. Komalık etti adamı. Bu nasıl bir hayat be Sadu? Erdal nerede? Bahçede. Olmuyor bir yeri değil mi? Yok Azmi Bey. Maksut her dakika başında. İyi. Silah falan vermiyoruz yani. Söylediğiniz gibi. Arabanın anahtarını da sakladık. Hiçbir yere kaçamaz. Aman ha. Yalnız pek iyi değil sanki durumu. Nasıl iyi değil? Ne bileyim, bazen delleniyor falan. Ona yoksunluk diyorlar. Sakın Sado. Ne alkol ne öbürü. Bana bile görmeyeceğim çevresini. Zaten her şeyi mahvetti. Gerizekalı.